Hanımlar, bitti. Bu hafta bitti sayılır. Fırtına birazdan dinecek. Henüz dinmedi. Belki de gerçek fırtına birazdan çıkacak. Belki de bir hortum çıkacak şuradan. İki kişiyi birden alıp götürecek. Gelinlerim, kalkalım lütfen gelinler ayağa. Haftanın son çeyreği bakalım kime gidecek. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin boşatacak. Aa! Ay, ay. Sen ne kadar bir ver sen de. Gel gel gel. Gel. Ay, gel. Tak çaba. Ay, çeyrek kazandınız. Evet, gelinim kazandı. Aman. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ay, hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ olasın Beyhan teyze. Teşekkürler. Şimdi bilezikler zaten bende emanetti. Peşin peşin koluma takmıştım. Onun benim bütün şu an enerjim bu bileziklere geçti. Haberiniz olsun. Ah, 7 altın bilezik. 7 altın bilezik. Bütün hafta işte bunlar için savaştınız. Ter döktünüz. Şuraya her sizi çağırdığımda alnınızda ter vardı. Şimdi bu 7 altın bileziği sahibine teslim etme vakti geldi. Bu haftanın en yüksek puanını alıp 7 altın bileziğe sahip olan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 68 puanla 7 altın bileziğin sahibi olan gelin Yeşil. Gerçekten. Ay, inanmıyorum. Gel istersen. Ay. Haklısın, hiç bulamayıp nasıl altın alıyor insan, ilginç. Çok tuhaf ya. Gel. Şaka değil mi? Değil ayol, gel. Bak inanmıyor, ben bazen numara yapıyorum ya, birini daha çağıracağım zaten. Ay, yaşam. Ya, cumaları kendimizi elemeye de hazırladığımız için bileziğe şey yapamıyorum yani, kazanmak istiyorum ama biraz daha mücadele etse. Yeşim Hatice Gazi'ne kurban olayım. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şunu çok takdir ediyorum. Ne olursa olsun, bu da sana da kulağına küpe olsun kalırsan. Gerçekten kayınvalidesi bulamıyor. Kız çıldırıyor, demoralize oluyor. Ne yapıyor? Asla vazgeçmiyor. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Elinden geleni yapıyorsun. Gerine otur. Olan biteni izle şimdi. Oh! Ve kıl payı elenmekten kurtulan ve ikinci olan gelinimiz. O kadar yakın çünkü puanlar birbirine. 61 puanla Aysun sensin. İkincisin. Tebrik ediyorum. Otur. Hatice ve Sonay. Biriniz 55, biriniz 52 puanda. 3 puan fark var aranızda. Yine kıl payı diyebilir miyiz? Deriz. Bir tadımda kader değişirdi. Yeşim, sana soruyorum, ilk kim gitsin? Sonay mı, Hatice mi? Yani şöyle, ben aslında yeni bir yüz isterim yani. Çünkü cuma bugün de çeyrek aldı, aslında ısındı da. Önümüzdeki evet. Haftaya da çok güzel başlayacağına... Evet. Eminim ama bir yandan da diyorum ki küçük bebeği var.
evde daha mı iyi olur? Ama anneciği burada. Evet, aslında olayım. İyi de bakılıyor. Burada çok güzel şartlar. Evet. Ben dün de söyledim, kazanmalarını isterim. Hatta dedim, Aysun'u gönder buradan, kalsa sevinirim yani. Evet, çocuk faktörü var ama... Aysun gitseydi o kalsa mıydı dedim. Tabii. Ben yanlış mı anladım? Evet, gönder demiştim Aysun'u. Hmm. Yeni birisi olsun burada. Aysun'cum, sence kim gitsin? Bence Sonay kalsın. Çok mutlu oldum gerçekten bugün de çeyreği aldığına. Bence biraz daha hani buraya adapte olursa çok güzel şeyler başaracaktır. Ben inanıyorum, aldım o elektriği ondan. Kalırsa. Kalsın diyorum, kalırsa. Tamam, Sonay. İki kişi de senin kalmanı istedi. Ha? Sevmişler seni. Ben de şaşırdım. Ben de şaşırdım. Her ne kadar atıksa. Şimdi hazırsanız gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelini açıklıyorum. Siz açıklama yapmadan ben bir şey söylemek istiyorum. Müsaadeniz olursa eğer. Estağfurullah. Bize izin verin biz gidelim. Ah! Ne demek o? Müsaade edin biz gidelim. Çekilmek demeyelim buna. Aysun'un o başına gelen o bebek olayından sonra Aysun'u toparlamaya çalıştım. Burası ona iyi gelir diye hayır, düşündüm. Hayır dur öyle söyleme. Ama Aysun toparlayamadı kendini. O yüzden biraz evde Aysun'un dinlenmesi lazım diye düşündüğüm için. Ay dur deme, konuşma öyle. Bize müsaade. Aysun? Mümkünse bunu istiyoruz. Ay şaka mı bu? Değil. Bunu konuştunuz mu? Planladınız mı? Kimseye söylemedik. Evet. Belki eleniriz hani. Belki olur ha, puanlar çok yakındı. Aysun. Dedik. Ay dur, Aysun'dan da duyayım ben. Yok yok, bu bizim kesin kararımız. Yani konuştuk aramızda annemle. Sanırım o travmayı atlatamadım. Ya burası evet bana iyi geliyor ama bir yandan da kendimi %100 veremiyorum. Gerçekten mi söylüyorsun ya? Yani evet. İkinci olmak benim için şu an mutlu etmiyor beni. Haftalardır da yani o kötü olaydan sonra bilezik takıp hani motive de olamadım. Yarışmadan çekilmek mi istiyorsunuz? Ben doğru mu biz diyorum? Müsaadeniz müsaade olursa istiyoruz. Yarışmadan çekilmek istiyoruz. Ay hayır ya. Gerçekten nutkum tutuldu. Şu anda gelinin mutfakta tarihinde bir ilk yaşanıyor. İlk defa çok güçlü bir yarışmacı yarışmadan çekilmek istiyor. En sağlıklısı bu olur diye düşünüyoruz. Biz sizi saracaktık, sarmalayacaktık. Nurten Hanım, iyileşeceğiz beraber. Şampiyonum dediniz Nurten Kuşadan. Ya tabii ki ama işte Aysun toparlanamadı. İyi düşünün. Verimli olamıyor. Ki yine elimden geleni de yapıyorum hani... Sadece o olayın ardından bir hafta sonra hani potaya kaldım bir puanla vesaire. O da beni çok hırpaladı. Sonra yine elimden geleni yaptım. Keza şu anda da potada değilim. Bu tamamen bizim kararımız. Tabii. Bizim isteğimiz. Ya bak bir hafta daha dene. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Çok zor bir şey yaşadın. Kimse böyle bir şey yaşamak istemez. Ne hissettiğini bir kadın olarak çok iyi anlıyorum. Bocaladığınızı da görüyorum, çabanızı da görüyorum ama rica ediyorum beni dinlerseniz bir daha bu kararı gözden geçirir misiniz? Rica ediyorum. Sonra üzüleceksiniz. Aa. Çok güçlüsünüz, ikinci oldunuz şu anda. Şu anda çok derin bir şokun içerisindeyiz ya ekip olarak da. Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan az önce yarışmadan çekilme kararını bize bildirdiler. Ve çok kararlısınız görüyorum ki. Çok zor bir şey yaşadın. Yani gerçekten seni çok iyi anlıyorum. Sonuçta bu bir yarışma. Bu bir format. Uluslararası bir format. Buranın da kuralları var, gerçekleri var. Ama tabii ki böyle her durum içinde bir B planımız var. Şimdi ben de yönetmenlerim değerlendirdi durumu ve ben de kararın açıklanmasını bekliyorum. Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan'la ilgili yönetimin aldığı kararı açıklıyorum.
Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan. Ayrılma talebiniz yönetmenlerimiz tarafından değerlendirildi. Ve bu değerlendirme sonucunda ayrılmanızda bir mahsur görmüyoruz. Siz öyle istiyorsanız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hiç doğru bulmuyorum bu kararınızı. Çok saygı duyuyorum. Bu cümleyi kurarken çok zorlanacağım ama Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan, gelinin mutfakta macerası sizin için sona erdi. Neler söylemek istersiniz? Aysun önce sen söyle. Şu an bir yanım şey böyle buruk, hani çok güzel, çok güzel hayallerle gelmiştim. Her zaman olduğu gibi. Çünkü bu mutfakta ben söylediğim her şeyin arkasında durabildim. Benim tezgahım bana bunu sağladı. Şu altın listede üstlere çıkmakta niyetim olmadı. Başıma çok talihsiz bir olay geldi. Aysun! Tamam. Aysun! Ya sen ne yapma, sakin ol. Ben bağırıyorum. Hayır, hayır. Sakin ol. Aysun şu an maalesef canıyla uğraşıyor, yavrusuyla uğraşıyor. Atlatamadım. Bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Normalde içinde bebek oluşması gerekirken oluşmadı. Oluşmamış yani. Yine elimden geleni yaptım, savaştım, dimdik durdum. Hem kızlarla mücadele ettim, hem kendi psikolojimle mücadele ettim. Ama artık biraz benim de kendimi dinlemeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. İyi ki geldim, sizinle tanıştım, sizi çok sevdim. Teşekkür ederim, ben de öyle. Hepiniz ayrı ayrı çok seviyorum. Kırdıklarım olduysa. Beni şok ettiniz, onu söyleyeyim de çok üzüldüm, çok kırıldım. Biraz yanlış buldum ama tabii ki saygı duyuyorum. Burası senin evin. Biz de seni çok seviyoruz. Sen bizim sarı papatyamızsın. Çok fazla sevenin de var. Onlar da çok üzülecek eminim. Yutkunup son cümlemi kuracağım. Üçüncü sezon şampiyonu Aysun Kuşatan. Her zaman alkışlarla girdiğin bu stüdyoya seni alkışlarla uğurluyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Alkış lütfen kocaman. Bugünün puan durumu şöyle. Sonay 15 puan, Yeşim 10 puan, Aysun 9 puan, Hatice 9 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Yeşim 68 puan, Aysun 61 puan, Hatice 55 puan, Sonay 52 puan. Ben şoktayım. Valla biri bana şaka falan yapıyor sanki. Biz eleyip gönderecektik. Evet. Ya, bu böyle olmadı. Ah çok üzgünüm. Sonay, yani sen gitsen de çok üzülürdüm ama bu biraz değişik oldu. Sen 52 puanla aslında bugün maalesef aramızdan ayrılacak kişiydin. Ama böyle ani bir gelişme yaşandı. Ben de çok üzüldüm. Aysun'u çok az bir süre tanıdım ama gerçekten çok iyi birisiydi. Yani bu şoktan kendimize gelmemiz 2 gün alacak bence. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere. Gel şekerim. Gel, hoşça kalın.